Merhaba sevgili dostlar, iyi akşamlar. Evet, bugün sizlere... Burada saçlı, kusura bakmayın, duştan çıktık, biraz böyle problemli gözükebilir. Dün biraz atarlı bir video yaptım, yani bazen oluyor. Öyle ya, benim şeyim bu. Nasıl söyleyeyim, karakter yapım bu. İşte düzüm, direkim. Zaten başımda hep bu... yani dil yüzünden ya da yazdıklarım yüzünden zorlu yerlere girmişizdir. Ama hep Allah oralarda hayır çıkarmıştır. Bir şeyin zararını görmedim yani. Ama işte aralarda böyle 30-40 dakikalık benden şeyler, nutuklar bekleyin yani. Sıkılırsanız kapatabilirsiniz. Problem değil. Çoğu zaman kendim de rahatlayayım diye yapıyorum. Şimdi bugün algı yönetiminde kullanılan taktiklerden bir tanesi olan yemleme. Yem taktiğini anlatacağım. Şimdi, bir insana, bir topluluğa, bir şeye karşı bir operasyon düzenlemek istediğiniz zaman direkt yaparsanız, yani saldırganlığınızı direkt gösterirseniz, karşı taraf size savunma geliştirebilir. Değil mi? Yani sen adamın karşısına geçersen bu şekilde, yani bu vuracağını gösterir işte. Yani elini kaldırırsan bu vuracağını gösterir. Yani karşı tarafı uyarırsın. Bunun yerine karşı tarafın sana gelmesini sağlamak, yani belki de sana saldırmasını sağlamak sana daha büyük bir avantaj verir. Çünkü kontra her zaman direkt saldırıdan daha avantajlıdır. Mesela futbolda da böyledir mesela. En çok goller kontra ataklardan yenir. Bütün müsabakalara dikkat et. Hep en büyük puanlar hep kontra ataktan. Yani sana saldıran, senin üzerine gelenin verdiği açığı kullanma anlamındadır. Benim yaptığım Daitoryu Aikijutsu savaş sanatında mesela, bunun bir isim vardı, Sutemi denir mesela. Ne yaparsın? İşte mesela elini karşıya uzatırsın mesela. Ya da onu tutmasını sağlarsın. Yani bir şekilde senin elini yakalamasına için onu tahrik edersin. Senin elini yakaladığı anda da, bir şekilde tuttuğu anda da sen oradan artık onun avantaj duruma geçmişsindir ve ister kolunu kırarsın, ister bir yere fırlatır kafasını kırarsın, ister etkisiz hale getirirsin. Çünkü açık verir sana. Bu her yerde böyledir. Yani sen bir şeye doğru yönlendirildiğin zaman, bu ister öfkeyle saldırı olursun, ister gözün bir şey kazanma hırsıyla, işte o koşma olsun, bir harekete geçtiğin zaman açık verirsin. Yani savunmasız durumdasındır. Çünkü hareketli kişi enerji hareket haline geçtiği anda artık sen hareketli durum, momentumun artık harekete geçmiştir. Yönlendirilme imkanın daha fazladır. Birkaç örnek vereyim, bunlar nasıl yapılıyor. Şimdi mesela siyaset. Mesela siyasette kişilere gidip de işte merhaba, işte beni seçin, beni seçerseniz ben bu koltuğa oturacağım, çok güçlü olacağım, hayatımı yaşayacağım falan denmez yani. Değil mi ki böyle bir oy verir misin sen? Merhaba, bana oy ver. Ben işte milletvekili olayım, bakan olayım, işte başbakan olayım, başkan olayım, hayatımı yaşayayım. Ha, bana oy ver. Hani böyle bir şey herhalde, değil mi? Pek mantıklı değil. Ne yapılır? Propaganda. Senin önem verdiğin değerler, değerlerin tehlike altında olduğu ve bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için, önlemek istiyorsan eğer, işte o bir kişiye ya da bir partiye oy vermen gerektiği sana söylenir. Bu kimi zaman vatan tehlike altında denir, kimi zaman din tehlike altında denir, kimi zaman ekonomik çok kötü duruma gidiyor, bize oy versene kurtaralım, bak fakir kalacaksın denir. Kimi zaman işte ailen, yaşam şeklin tehlike altındadır denir. Propagandanın amacı senin bir takım temel değerlerinin, temel yani çok önem verdiğin, çok kutsal gördüğün şeylerin tehlike altında olduğu duygusunu sende uyandırarak seni harekete geçirmektir yani. Bazen de mesela bir düşman gösterir sana. Denir ki mesela şu düşman bak bizi tehdit ediyor, bize üzerimize gelecek. Ne yapalım? Gel hep beraber bir araya gelelim. Böyle benim etrafımda toplanın. Ben sizi ona karşı koruyayım. Mesela bu da bir yöntemdir. Bak dikkat et, gene seni bir harekete geçirme olayı var. Mesela işte ticaret. Oturuyorsun mesela, değil mi? Mesela şu kafanda böyle bir şey alayım, bir şey yapayım. Yok öyle bir şey. Yani zaten işte durumlar biliyorsun. Kredi kartları, borçları tavanlara vurmuş. Böyle bir alışveriş yapma şeyin yok yani. Ayında böyle sonlarına geliyoruz yani, işte maaşa da daha çok var. Şimdi bir şey alırsan ne olacak? Borca gireceksin. Ya borç kötü yani, çok kötü. Bankalar da sağ olsunlar, faiz üstüne faiz.
Şimdi ne oluyor? Tam böyle televizyon izliyorsun, bir anda reklam. İşte Kara Cuma, Efsane Cuma, Acayip Destan Cumartesi. Koşun, işte bütün ürünlerde %50 indirim. Bak şimdi aldın. Bak değerlendirmezsen, işte bak başkaları çok güzel ürünleri yarı yarıya ucuza alacaklar. Koş. Ne oldu? İşte seni paniğe sokuyor. Çünkü insanlar şeyi sevmezler. Bir fırsat kaçırmayı sevmezsin sen yani. Hani biz de öyleyiz. Yani bir fırsat oldu mu, sen şimdi onu kaçırıp bunu başkası alırsa insanın canı sıkılır. Ya yani bu şeyde bile böyledir. Mesela otobüstesin. Koltuğa oturacaksın mesela. Tam böyle koltuğa niyetlendin. Oradan biri çıktı, şak diye geldi, koltuğa oturdu. Yani görmedi seni belki. Hani senin niyetini bilemez o kişi ama geldi senden önce o koltuğa oturdu. Değil mi? Bir şey olursun yani. Böyle bir canın sıkılır yani. Lan dersin, nereden çıktı şimdi bu? Bak terbiyesize bak ya. Tam ben oturacaktım koltuğa. Çünkü insan böyledir. Yani şeyi kaçırmak istemez. Çünkü bizim geldiğimiz tarih öncesinden beri hep bir aç kalma, açıkta kalma, işte doğanın ortasında tek başına kalma, yiyeceksiz kalma, soğukta kalma, değil mi? Bu korkular var ilkel insanın. Bizde de bunlar var. Yani o yüzden böyle geride kalmak istemeyiz. Ne yapıyor işte? Efsane Cuma diyor, bilmem ne Cuma diyor, bilmem ne Cumartesi diyor. Depoda ne kadar mal varsa, normalde senin almayacağın şeyleri önüne koyuyor. Sen diyorsun ki bak %60 indirim varmış ya, alayım belki işime yarar. Gidiyorsun, belki hiçbir işine yaramayacak. Balık oltası alıyorsun mesela. Hiçbir işine yaramayacak mesela, kulaklık alıyorsun yani. Neden? Çünkü seni işte harekete geçirdi. Gel yaptı, gel. Farklı yani işte mesela gazeteler mesela, değil mi? Amaç ne işte? Sana şu gazeteyi satın aldırmak. İşte gazete işte aslında içi çöp. Yani 1/3 reklam. Ya da ne bileyim işte internete girdin, işte bir şey haber koymuşlar. Amaç ne? Sen öyle tıklayacaksın, işte oradan para kazanacak. İşte YouTube mesela. Amaç ne işte? Sen onu tıklayacaksın, işte oradan azıcık bakacaksın ne oluyor diye. O kişi oradan para kazanacak. Ne yapıyor? Senin dikkatini çekmek için gel yaptırıyor gene sana. Diyor ki işte şok, flash, işte bilmem nerede büyük facia, büyük skandal. İşte dün mesela vardı işte bilmem ne psikopat katilin itirafları, nasıl kadını işte öldürmüş, işte böyle bıçak çalmış falan. Seni şeye sokuyor, Allah Allah nasıl bir şeymiş acaba falan, alayım bari falan diyorsun yani. İşte tıklayayım bari diyorsun. İşte YouTube'a giriyorsun, karşına çıkıyor işte 5 dakikada herkesi ikna etmenin yolları, 10 dakikada sokakta herkesi dövmenin yolları. Bak değil mi? Saçmalık aslında, değil mi? Zırvalık yani. Ama merak ediyorsun ya, tıklıyorsun yani işte. Mesela bir örnek veriyorsa mesela diyor ki işte Kadir İnanır sabahleyin kalktığı zaman ne gördü? Allah Allah. Kadir İnanır ne gördü ya? Allah Allah. Cüneyt Arkın Acun için ne dedi? Şimdi mesela Cüneyt Arkın mesela şey demiştir mesela. Ya Acun iyi çocuk falan demiştir mesela bir röportajda. Adam maaşı nasıl koyuyor? Cüneyt Arkın Acun'a ne dedi? Ne dedi acaba falan? Acaba küfür mü etti? Bir şey mi oldu? Hemen bakalım tık tık tık. Ne oldu? Gene hop paralar gitti. Hop dedi kullandı. Gel. Ballı ayı tuzağı gibi düşün. Yani şimdi ayının peşine ormanda koşmak uzun iş aldım. Şimdi ayı avlayacaksın. Ayı avcısın. Ayının peşine düştün. Ayı bu yani. Seni fark ederse bir yere bekler. Sen namı ararken bam diye tepene iniverir yani. Sen ayı avlayacağım derken ayı seni yer. Ne yapıyor akıllı avcı? Bal alıyor bir tane. Değil mi? Böyle bir güzel bal alıyor. Mesela bir kavanoz, değil mi? Özel böyle bir kase. Onu böyle tuzağın üstüne koyuyor. Ayı balın kokusuna geliyor, dayanamıyor. İşte ona kafayı sokuyor o balı yiyeceğim diye. Ondan sonra çat diye tuzak kapanıyor. Aynı şekilde hepimiz ayı gibi, o ayılar gibi önümüze ballar konuyor ve senin o balları yürümen, harekete geçmen isteniyor. Arada burada da bakıyorum. Çünkü not olmayınca kendimi kaybediyorum yani. 3 saat konuşacak hale geliyorum. Yani size de eziyet. Bana da sonra ya canım sıkılıyor. Niye ben bu kadar konuştum diye. Şimdi bu her alanda var. Yani buna dikkat et. Bir kere biri seni bir hamleye, bir harekete zorlamak istiyorsa ona bir bak. Yani baksana biz Türklerin mesela değil mi, hilal taktiği vardır değil mi? Yani yıl düşün mesela. Türkler neredeyse hani yüzlerce sene aynı taktiği, yani o savaş teknolojisi mesela gelişmediği dönemlerde, atların, şövalyelerin olduğu dönemlerde aynı taktiği hep kullanmışlar yani. Ne yapıyor işte? Çok basit yani. Hazineleri bir yere koyuyor. Önüne işte padişahın karargahını koyuyor. İşte önüne birisini koyuyor. Saldırıyor. İşte başlar dövüşmeye işte haçlılarla mesela. Haçlı şövalyelerle işte. Sonra bir anda onlar kaçıveriyorlar bizimkiler. Açılıyorlar. Bunlara zannediyorlar ki biz bunları yendik, bunlar kaçıyor. Tepesinin arkasından koşuyorlar. Bizimkiler kaçıyor, onlar koşuyor. Bir bakıyorlar, Allah şeye geldik.
hazinelerin olduğu yere geldik diyor adam. Daha da böyle hırslanıyor işte, oh kazandık diyor, şimdi ganimetleri de alacağız diyor, burası altın doldur derken karşısına bir yanda işte bizim yeniçeriler çıkıveriyor. Etraftan bir yanda bizim süvariler ok atmaya başlıyorlar. Bitti. Yani kaç tane orduyu bizim Osmanlı işte daha önce Selçuklu, daha önce de diğer Türk orduları hep aynı hilal taktiğiyle yok etmiş. Aynı şekilde dostum, biri sana bir takım şeyleri kullanarak, işte milliyetçilik, din, yani kutsal değerler, işte aile, vatan, millet ya da ne bileyim işte büyük indirim, büyük fırsat, yani her şeyi düşün. Biri seni bir hedefe doğru bir harekete geçmeni istiyorsa, tamam mı? Dikkat et yani, bir yürürken bir düşün, ya ben nereye gidiyorum, benim buna ihtiyacım var mı, ne oluyor, bir dakika yönlendiriliyor olabilir miyim? Çünkü durup düşünürsen, bak durup düşündüğün anda şeyin etkisi kırılır. O böyle illüzyon gibi o etki kırılır. Düşünürsün mesela, ya bir dakika ya ucuz diyor da yani benim işte buna ihtiyacım var mı? Hani bedava versen ne olacak? Şimdi ben bir tane yeni kulaklığa benim ihtiyacım var mı dersin, bitti. Adam der ki mesela işte dinimiz saldırı altında falan. Düşünürsün dersin ki arkadaş yani din Allah'ın. Yani tamam bir durum varsa bakalım da bir dakika sen kimsin? Nasıl saldırıymış bu? Benden ne istiyorsun? Hani bak düşünmen lazım yani. Düşünmediği için başımız hep belalara girdi. Bu taktiğin temel kriteri karşındaki insanların cahil olmasıdır. Çünkü cahil insan, bilgisiz insan, iyi düşünmesini bilmeyen insan her türlü gelgele, her türlü ballı ayı tuzağına düşünmeden koşar. İşte bizim ülkemizin yıllarca hep cahil bırakılmasının, bilinçli olarak bunların yapılmasının hep sebebi budur. Aman insanlar uyanmasın, aman insanları çok basit şeylerle kandıralım. Hatta saflık da var mesela, cahillik demeyeyim de saflık da mesela, hani saf mesela aldın bizim insan yani. Allah deyince sular seller bitiyor onun için ya. Anladın mı? Cebinde iki kuruşu varsa bir kuruşunu sana verir yani Allah rızası için dediğin zaman. Bunu kullanarak işte şu sıra FETÖ neredeyse bizi mahvediyordu. Yani adam yıllarca Allah, din, iman diyerek bir tane işte adam işte gel getirdiler, neredeyse başımız belaya giriyordu. Yani buna dikkat et yani. Lütfen yani bir dur düşün. Bak cahillik derken şey demiyorum yani okul mezunu olmak demiyorum. İlkokul mezunu olmak, ortaokul mezunu olmak demiyorum. Ben ne üniversite mezunu, ne doktora, ne doçent, profesör gördüm. Düpedüz cahildi yani. Hani düpedüz yani. Hani köydeki benim işte Ali emmi, Ali emmiye söylesem adam der ki haklısın hocam doğru evet öyle der. Adam koca profesör, kadın koca profesör söylüyorsun. Anlamıyor yani, duvar yani. O yüzden cehalet yani eğitim demiyorum ya. Kendini kötü hissetme eğer okuyamamışsan. Cehalet aklını kullanamamaktır. Aklını kullanıyorsan abi, aklını kullanıyorsan abla, durup düşünüyorsan meraklanma. Durup düşünemeyen profesörden, durup düşünemeyen alim geçinenden çok daha akıllısın ve şeysin, eğitimlisin demektir yani. Evet. Lütfen birileri önümüze bir şey koyduğu zaman, özellikle bedava bir şey koyduğu zaman, bir takım inandığımız değerleri kullanarak bizi bir yerlere çekmek istedikleri zaman, birileri bizi öfkelendirmeye ya da aşırı şekilde bir şey istemeye yönlendirdikleri zaman, lütfen, rica ediyorum, şu videodan şu aklınıza gelsin, bak Serdar Hoca, ben aklınıza geleyim yani, bir dur, düşün. Bak ben bile bir şey söylüyorsam, kafanı yatıyor olsa bile şu anda bir dur düşün. Ben doğru mu söylüyorum, seni bir yere mi yönlendirmeye çalışıyorum, bir anlamaya çalış. Eğer Allah hepimize akıl fikir vermiş, Allah'ın zaten Kur'an'da en çok eleştirilen getirilen konu, bu işte cehalettir, bu işte körü körüne işte eskiden gördüm diye, atalarımızdan gördüğümüz diye körü körüne bağlanmadır. Bütün bu putperestlik meselesinin işte falan filan meselesinin esas temeli cehalettir. Lütfen ne yapıyorsan bir şey yapmadan önce, bir şeye gitmeden önce, bir şeye ayaklanmadan önce, bir şeye koşmadan önce bir dur, bir nefes al, bir otur, bir düşün, bir aklını kullan, bir sağına soluna biraz fikir al, biraz araştır, öyle karar ver. Bunu yaparsan başın daha az belaya girer, seni daha az birileri kendi çıkarları için kullanabilir. İzmir'den harika bir cumartesi dilerim. Güzel bir hafta sonu dilerim. Sevdiklerinizle
Umarım bir gün bir yerlerde görüşmek dileğiyle, bir sonraki videoda da inşallah buluşmak dileğiyle, sevgilerim ve de saygılarımla. Hoşça kalın.